Beta orada mısın? Ya sorma, bir şey oldu, koptu bağlantı. Acaba WhatsApp'imle mi ilgili bir problem? İlk defa bir şey yaptım. Ama sanmıyorum onunla alakalı olduğunu. Bir anons çektim ya, anons da kapandı ya. Duydunuz mu anonsu? Haha, itiraf geldi 350. Yaptım yaptım, anons yaptım ya. İberia 350 ile gelinirdi bu arada. Ha. Of, beta. İberia aldı değil mi 350? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yapma ya. Of. Neyse, 320 daya gel. Hocam, Juliet taksi yolunun sonunda Lima Alfa'dan direkt 1-4'e giriyoruz. İniş trafiğimiz var. O da anons yaptı az önce, siz duymadınız. Varmış ama X-Play. Çok kötüsü ya. Bir frencik yapalım küçük. Aha da Lima Alfa. Bak şu A380'ler oradaydı. Bak, çıplak gözle gördüm bunları. Lima Bravo'dayız. Tamam. Tamam, dene dene. Eleman indi. Şimdi tekrar şeyi deneyeceğim bakalım. Anons çekeceğim, ne olacak? Madrid, muy buenos días. Air Portugal to 8 Foxtrot via Lima Bravo, now lining up runway 14 right. Hadi gidiyoruz. Sesimizi açalım. Oldu mu? Abo, slopa bakın, slopa. Abi 4000 metre pist olunca böyle oluyor işte, slop mu? Hadi bismillah diyoruz.
iki tane slop var biliyor musunuz pistte? O kadar büyük. Asıl yani betacım lütfen. Hemen bir gusül abdestiyle birlikte. Lap. Olabilir. Abi ya bu arada biz Intel'e galiba bir şey gelmişti de. Vay vay bıraktı kendini bulutlara bıraktı uçak. Abo hava sert. Dur bakalım ne zaman güneşi göreceğiz. Bu arada direkt Zamora veriyorum. Uçak yatıyor ama görüntü yok. Ön camda göremememizin 2-3 tane sebebi var hocam. Şimdi yağmurun geldiğini mi, camda ıslaklığı mı diyorsun? Şimdi uçağın hızı ve yüksekliğinden dolayı bir kere bunun sebebi. Yerdeyken dikkat edersen yağmur yağdığı zaman görüyorduk. Çünkü uçak stabildi. Camda yağmur tutuyordu. Şimdi ama rüzgar önden vurduğu için normal, bak burada da böyle yavaş yavaş bunların hepsi gidecek. Hızdan dolayı. Ha, geliş efektinde haklısın. Belki hava karanlık olsa, ışık olsaydı belki o zaman farklı olabilir bu arada. Bak bak gördün mü, bak geldi. Bak geldi geldi. Karanlıktan çıktık ya. Hocam çok iyi ya. Sesimizi kısalım. Zamora'ya doğru gidelim abi. Şimdi Sierra dağlarından geçeceğiz. Vay vay vay, camcı betaya bak sen ya. Doğru tutmaz ki zaten. Fazla. Status normal. Ya X-Plane kardeşim, uçak. Ya uçaklara bir şey demiyorum. Uçakları var da görüntü olarak ben bakamıyorum abi.
Daha iyi olduğu iddia edenler buyursun gelsin, şu linkleri kapatalım. Dur bakayım, benim filtrelerim gene mi kapalı? Ekmeğimizdeyiz hocam. Hemen bakıyorum. Oo, geliyorsun ama bağlanamıyorsun. Tamam. Çok güzel ya. Adı da var uçağın. Neymiş? Aero Olimpico İspanyol. Neymiş? Bak bak, Porto güzeldir. Ha, doğru, vardı XP. Şimdi Sierra dağlarını aşalım. Porto'ya doğru yol bulalım önce. Buralar 10 bin üzeriydi zaten. Geçiliyor. 17 bindeyiz. Beta Porto'ya git o zaman, online ol. Bu Porto'nun fotoğrafları mı? Bakayım. He, aynen doğru ya. Şu anda park ettiğin yer şey, ucuzcuların park ettiği yer. En sağdaki o 12 11. kapılar var ya, oraya Türk Hava Yolları park ediyor. Ortadakiler de 33 34 35. Avrupa'nın büyükleri işte, Lufthansa 35'e, KLM oraya park ediyor. Güzel açtı. İşte Transavia, Ryanair, EasyJet oraya park ediyor genelde. Sonra sen bak şu şey var ya, dur fotoğrafı. Son fotoğrafta o kapılar var, o kapıların önünde sıra oluyor insanlar. Orada check-in olmuş oluyorsun. Oralarda şimdi bekliyorsun, o yolcuların indiğini görüyorsun. Sonra ışık yanıyor, böyle trafik ışığı gibi, kırmızı ışık var, yeşil ışık diyelim. Sonra uçağı alıyorlar direkt. Bu arada ben Ryanair'in koltuk numarası vermediği döneme yetiştim. 2012'de koltuk numarası yoktu, biliyor musunuz? Şey gibi, İETT'ye biner gibi biniyordun hacı. Koltuk kapanın oluyordu, metro gibi. Bak çok samimiyim bu arada. Sadece öndeki 3-4 sırayı mı ne rezerve ediyorlardı işte, çok para veren veya kabin bagajı alanına ekstradan. Diğer bütün uçak şey oluyordu. Kim kaparsa. Güzel, ekmeğimizdeyiz hacı. Aha, bak pre-flight gözüküyor seninki. Geliyorsun. Ama yok artık öyle bir şey ya. Hiçbir şeyde. Çünkü sigortalardan dolayı. Lyon'dan bir eleman geliyor. Transavia, Lufthansa geliyor Münih'ten. Porto'da da böyle hatırı sayılır küçük bir trafik var yani. Güzel. Attık ama uçamıyor. Dostlar alışverişte görsün. Ya bizim şeyde forumda biri yazmamış mıydı Discord'da, güncelleme gelmiş falan diye.
Simülatöre de yarı 11, yarı 12 dedin şimdi ne olacak? Bine çıkacağız bu arada. Çok yükselmeyeceğiz. Ulan 40 yıllardan sonra tekrar uçacaktık betayla. Zamora'ya devam. Zamora'dan sonra zaten Portekiz'e giriyoruz direkt. Yok artık. Abo, ayın görüntüsüne bakar mısınız? Drone işi bizde. Cruise'a geldik. Şöyle bir fotoğraflayalım acı piyasayı. Şimdi portu için weather'a bakalım tekrar. Bak şimdi size ne söyleyeceğim. LPPR Francisco Sacarneiro Hacı 17-31 knot. Bak. Kaçırdın rüzgara dön bir bak istiyorum. 19 derece light shower rain. MVFR var. O kadar kötü yani. Sea Link 1400 Hacı. Yok böyle bir şey. 17-31 knot 180'den. Nasıl ineceğiz? İşte bu böyle bir havada işte bizim Ryanair ile ben 50 dakika havada tur atmıştım. Ulan o ne kötü bir gündü ya. Bak basınca bakar mısın? 1000'e inmiş basınç hacı. Of of of. Temperature 19. Seksen. Ne yapayım? 17 mi girip 31 mi girip? 17 girip şimdilik. Radio'yu da ALS kategori 3 inmeye çalış. 1 ineceğiz. 361. 3. 108. 108'i girelim hacı. Of of of. Dağlar taşları inleyecek birazdan. Girmedim. Tamam 17 girdim be kızma. Gaz girilmez. Girmedim. Gaz sürpriz olsun. Doksan milden az kaldı. Güzel. Şu Miranda doğru bizim Portekiz'e bağlı. Zamora, İspanya. Hemen şurası sınır.
Bayağıdır böyle bir havada uçmamıştım ya. Ha, tamam doğrudur canım. Ama gazdan haberdar ediliyorlar. 1400. Pist başında ya bu rüzgar. Allah'tan açısı güzel. Kerim abi günaydın. Ne haber abi? Çok iyi. Vay vay vay. Kaç meydan var? Aynen ya. Bizim bir arkadaş şeyde Flatsim TO'da baktım bazı meydanlarda. Avusturya'da bayağı bir meydan varmış ya. Küçük meydanlar. Çimene mi iniyorsun? Uçak ne seçtin abi? Sen Grand Caravan'la uçarsın da. Eyvallah 208 iyi. Ya PS12'yi denedin mi pilotüstü? Çok hoşuma gitti benim. Senin 208 meşhurdur ya pavyon renklerinde. Evet evet PS12 abi çok güzel uçak. Dün İtalya'da uçtum. Yani bu yayınsız uçtuğum sıralarda genelde onunla uçuyorum. Çok hoş uçak ya. GTN 757 ile 750 ile çalışıyor GPS. Değişebiliyor yani. Öyle olması çok iyi. Oldukça stabil, oldukça kolay. Bir de realde çok uçuyor. Yani charter çok uçuşları var böyle Avrupa'da. İşte Cannes'da mesela Nice'den değil de Cannes'daki meydandan kalkıyorsun. Böyle çok güzel şehir meydanlarına. Yani 700-800 metreye kadar in böyle. Ben iyiyim abicim. Geçen hafta bir yoğundu. İşte fuar falan vardı bizim. Patron geldi. Onunla uğraştık. İşte bir iki toplantımız vardı. Onlara gittik. Böyle iyiyim. İş güç işte. Başka işler de kovalıyoruz. Biraz daha ziyade bu ara iş yoğunluklu oldu işler. Uçuşlara ara verdim yani bir 10 gün falan. Betacım bir şey atmış. Ya. Bir dakika bu fotoğrafta ne yazıyor? Aa, hava durumu böyle ayarlanıyor mu? Çok iyi. Meydandan oluyor. Vay anasını Kerim abi sen taşınma işini ne yaptın abi? Ne zaman komşu oluyorsun bizim Beta'ya? 35 bacak mı? Of. Bir şey söyleyeceğim bu şeyin mi yoksa? Dur. Ivan'ın mı? Tadilat devam ediyor. Çıktılar mı? Herkes çıktı mı?
İyi abi ya, inşallah sağlıklı olsun da o derdiniz de bitsin artık. Kış gelmeden en azından evinize yerleşin ya. Isısını, yalıtımını bir görün. Bu arada Portekiz sınırlarına girdik. Miranda Douro'dayız. Miranda Douro ismi Douro Nehri'nden geliyor. Birazdan nehri gösteririm. Böyle hani Dragon gibi gözüken kanallar var ya, nehirler. Burası buradan doğuyor işte, Douro. Abi senin tur Ivo değil mi? Evet, 30 mil kaldı Top of Descent'e. Biz hava durumunu tekrar bir kontrol edelim. Yaklaşma chartımızı da şuraya getireyim. X-Plane 12'de mi oluyor? Ha, pardon, senin otobüs de tamam.
10 mil kaldı. Yavaş yavaş. Havasını sokalım. Bak bak bak. 2 dakika geç kaldık diye. Neyse, bunun cezasını Beta'ya kestiririz. Bir şey söyleyeyim mi? Dünya güncellemeleri gerçekten çok güzel geliştiriyor ya. Kanada'yı çok merak ediyorum şu anda, var ya. Kerim abi, Kanada gelsin. Güncellemesi orada da fena VFR yapılır. Kanada'da. Of, British Columbia. Öbür tarafta Gander tarafları. Kanada'da da çok güzel yerler var. Bakalım hava nasıl kötüleşecek.
Vallahi yok yok, kötü kötü şu anda evde camdan bakıyorum kardeşim ya. Hocam biz şimdi 17 insek Charlie'den veya Bravo'dan çıkarız rahatça. Charlie'den çıkalım direkt, tam 35'e konarız. Burası Jereş mi? Aynen. Kaç dakika oldu? 33 dakika. Süper. 45 dakikada inmiş oluruz. Zamora'dan kısa yol verdiğimiz güzel oldu. Bak Beta bulutlar geldi. İzmir buradan gözükecek mi? Şu PR612 taraflarında olması lazım. Bir saniye. Aynen. Şu Ashley San Pedro yazıyor ya, burada Braga Meydanı vardı. Bakın bulutların altına gelirsek o sırada Braga Meydanı'nı gösteririm. Şehrin de üzerinden gidiyoruz ya. Ve sonra dispatcher'ın köyünün üstünden geçeceğiz. Ama göremiyoruz bulutlardan.
Yedirmediler. Dur bakayım. Stadı mıtadı görebilirdik ya. Abo. Evet, güzel Braga'mız birazcık gözüktü. Bak, burası şehir merkezi. Dispatcher'in köyüne doğru. Şurası 1 Mayıs Stadyumu. Tarihi de bu arada. Tam buralar kanat altım şu anda şehir merkezi. Adnan'da 4000, sonra ALES'e gideceğiz 1900'e.
Porta traffic muito bom dia, Air Portugal 28 Foxtrot expecting ILS runway 17, now 15 miles. Porta Trafik, Air Portugal 28 Foxford, establish runway 17, now 10 miles. Virüs. Vallahi yetiştin hacı. İnişe mi inemeyişimize mi bilemedik şimdi. 4000 değil mi bizim şeyimiz burada? 3000'miş. Hacı bulutu geçtim. Gastik var görmüyor musun? 34 diyor ya. Şimdi spoiler arm. Break minimumda. Geldi sizin yağmurlar geldi. Flaps full. Outer marker aldık. Porto Trafik, Air Portugal 28 Foxworth, runway 17, 5 miles. %80 miydi minimumumuz? %118 miydi? Gördük bir şeyler gördük. Abo yatırma abi. Sesi veriyorum.
Evet, kelime işaretler geliyor mu? Yo, ben hiç öyle bir şey almadım. Biraz scale yapalım değil mi? Hadi bismillah. Kontrol. Porto Trafik Air Portugal 28 Foxford Landing Runway 17 2 miles. Geliyor şu anda. Şöyle 3 artı 1 tutmak daha mantıklı. Rüzgar belki şahlandırır diye. Bu şekilde gelelim bakalım. Şey. 200. Görünür mü? Nasıl şahlandırıyor? Minimum 100. Retard. 5. Eyvallah. Delta'dan değil, Charlie'den girelim de. Türk Hava Yolları'nın kapısına mı gitsek? Porto Trafik Air Portugal 28 Foxtrot Runway Vacated. Burada kuşlar da olması lazım da yağmur var diye koymamışlar. Neyse, Lufthansa'nın kapısını alalım. 3-5. Kuşlara bak. Hocam güzeldi. Beklediğimiz gibi yine 1.7-2 arasında
Rüzgar aldık da güzel oldu. Güzel toparladık. 3 artı 1 taktiğiyle güzel geldik. Pistimiz de yetti. Rüzgarı görüyor musunuz? Bak bak. Çoraba bak çoraba. Dur drone kaldırıyorum. Çorabı göstermem lazım. Biraz hızlandıralım abi. Bak. Kuvvet macunu yemiş gibi görüyorsunuz değil mi çorabı? Ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Güzel bir gün geçirin inşallah. Gene haberleşiriz. Öğleden sonra bir uçuş daha yaparız. Mert'cim ben sana yazacağım Discord'da. Kendinize çok iyi bakın. Barış kolay gelsin. İştesindir sen. Tekrar görüşürüz. Haberleşiriz. Betacım görüşürüz.